Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bugün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok yakınından, çok yakın akrabalarından bir hanımefendiyi konuşacağız. Kendisi Ümmü Hani radıyallahu anha, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Ebu Talib'in kızı. Annesi de Mukaddes Mualla hanımefendi Fatıma binti Esed radıyallahu anhadır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın benim annem gibiydi, annem yerineydi dediği hanımefendinin kızıdır Hazreti Ümmü Hani. Ümmü Hani radıyallahu anha, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte çocukluğu tabii onunla birlikte geçmiş. Çünkü Efendimiz 8 yaşından itibaren onların yanında kalmıştı. Ebu Talip Resulullah Efendimiz'i himaye etmişti. Bu mübarek hanımefendinin kardeşleri Hazreti Ali, Hazreti Cafer ve Akil radıyallahu anhümdür. O güzel insanların kız kardeşidir aynı zamanda. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gençlik yıllarında daha Hazreti Hatice validemizle evlenmeden önce İlk evlilik teklifi yaptığı insan Ümmü Hani'dir. Direkt kendisine değil, fakat amcasından istemiştir, Ebu Talip'ten Ümmü Hani'yi kendisi için istemiştir. O günlerde başka birisi de, Hubeyre isminde birisi de Ümmü Hani'ye talip olur. Amcası Ebu Talip Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vermez de kızını Hubeyre'ye verir. Resulullah Efendimiz buna gücenir ve der ki amcası, yeğenim buna gücenme, çünkü biz onlardan kız aldık. Karşılıklı bir bu şekilde bir ilişkimiz var. Asil olan insanların yapması gereken şey kendilerine ihsanda bulunanlara misliyle mukabele etmesidir der. Yani onların kızını aldığımız için biz de şimdi onların tekliflerini reddetmeyelim, kızımızı onlara verelim der ve kendi asaletini muhafaza etmek için kızı Ümmü Hani'yi Hubeyre'ye verir Ebu Talip. Aradan zaman geçer, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliği ilan edilince Ümmü Hani hemen iman edemez, iman edenler arasına giremez. Çünkü eşi Hubeyre azılı müşriklerdendir. Azılı müşriklerden olmasına rağmen, Ümmü Hani Müslüman olamamasına rağmen bu baskı altında sürekli Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı gözetir, onu korumaya çalışır, gıyabında onu muhafaza etmeye çalışır. Ona gelebilecek kötülükleri engellemek için yapabileceği bir şey varsa bunları yapmaktan uzak durmaz. Bu güzel hanımefendiye çok büyük bir paye de nasip olmuştur aynı zamanda. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın miraca çıktığı ev diye rivayet edilir, Ümmü Hani'nin evi. Hatta Mevlid-i Nebevi'de Miraç bölümünde onun isminden bahsedilir. Şu şekilde Ümmü Hani'den bahsediliyor. Tarfetül ayn içre ol fahri cihan, Ümmü Hani evine geldi hemen. Her nevaki oldu ise serteser, cümlesin ashabına verdi haber. Dediler ey kıble-i İslam-ı din, kutlu olsun sana miracı güzin. Biz kamumuz kullarız sen şahsın, gönlümüz içinde ruşen mahsın. Ümmetin olduğumuz devlet yeter, hizmetin kıldığımız izzet yeter der Mevlid-i Nebevi'de. Ve burada Ümmü Hani'nin de ismi rivayet edin, onun ismi de geçmiştir. Biz de asırlar sonra hala bu güzel insanın ismini buralardan okuruz, oralardan onun nelerle meşgul olduğunu, evinde nelerin olduğunu hatırlarız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Taif yolculuğundan döndüğü zaman, üzgün bir şekilde, bitkin bir şekilde Taif yolculuğundan dönünce Ümmü Hani'nin evine gelir akşam ve kapıda Ümmü Hani sorar kimdir o diye. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da ben amcanın oğlu Muhammed'im, kabul edersen misafirin olmak istiyorum der. Ümmü Hani de senin gibi şerefli, senin gibi doğru sözlü bir misafire can feda der ve onu içeriye alır. Fakat der, keşke daha önceden haber verseydin de hazırlık yapsaydım, senin için bir şeyler hazırlasaydım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, yiyecek içecek bir şey istemiyorum, sadece sen bana bir yer göster yeter der. Ümmü Hani Resulullah Efendimiz'e bir yer gösterir, onun rahat etmesini sağlamaya çalışır. Arap toplumunda eve gelen misafire çok fazla hürmet edilir. Ona ikramda kesinlikle kusur edilmez ve misafir bir şeref olarak görülür. Buraya gelen misafir de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da en kutlu misafirdir, en şerefli misafirdir ve o misafirin de dışarıda düşmanları çok fazladır. Ümmü Hani bunu bildiği için Resulullah Efendimiz'e bir zarar gelmesin diye geceyi dışarıda geçirir. Babasının kılıcını alır, dışarıda evin etrafında sürekli döner durur. Kimse gelmesin, ona rahatsızlık vermesin, zarar vermesin diye. Sonra
İçeriye girdiğinde Resulullah Efendimiz tabi gece boyu dua etmiştir, ibadet etmiştir, hüzünlüdür, gönlü kırıktır. Taif'ten dönüyor çünkü oradaki çocukların taşlamalarından, oradaki kabulsüzlükten rahatsızlığını dile getiriyor ve Cenab-ı Hakk'a dua ediyor onlara hidayet etmesi için, ümmetine hidayet etmesi için. Ve bu haldeyken Cebrail Aleyhisselam'ı göndermiştir Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Efendimiz'i Miraç yolculuğuna davet eder Cebrail Aleyhisselam ve Ümmü Hani'nin evinden Miraç yolculuğu başlamış olur. Onu teyit etmek için, onu teselli etmek için Cenab-ı Hak bu mukaddes yolculuğa almış, cenneti cehennemi göstermiş, yani ona karşı gelenlerin gidecekleri yerleri, onu dinlemeyenlerin çekecekleri eziyetleri görmesini istemiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Cennettekilerin hallerini göstermiş. Cenab-ı Hak kendi arşını, kürsisini, levhini, kalemini, büyüklüğünü göstermiş ve sonsuz cemaliyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı müşerref kılmıştır. Bütün peygamberlerle görüştürmüş, peygamberlere imamlık yapmış Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu kutlu yolculukta ben ondan daha güzel bir şey görmedim dediği Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o çıktığı kutlu yolculukta onu teselli etmiş, Allah'ın güç ve kuvvetinin sonsuz olduğunu göstermiş ve o kuvvetin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında olduğunu göstermiştir Cenab-ı Hak bu Miraç yolculuğunda. Efendimiz o Miraç yolculuğundan 5 vakit namazla geriye dönmüş, ümmetine farklı hediyelerle geriye dönmüş, o namazın içerisinde tahiyyatla geriye dönmüştür. Bu Miraç yolculuğundan döndüğü zaman karşılaştığı şeyleri, yaşadıklarını ilk olarak Ümmü Hani'ye anlatır. Ben bunları gördüm, şuralara gittim, şunlarla muhatap oldum diyerek anlatır. Ümmü Hani de der ki, ne olursun bunları dışarıdakilere anlatma. Çünkü onları anlatırsan senin gönlünü inciteceklerinden korkuyorum der. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bunları dışarıdakilere de anlatacağını, onlara da duyuracağını söyler ve sonra çıkar herkese Miraç yolculuğunda yaşadıklarını, Miraç'ta gördüklerini, onları anlatır. Bazıları inanırlar, bazıları inanmazlar. Yeni Müslüman olanların imanları kuvvetlenir, inançları kuvvetlenir. Hazreti Ebubekir Efendimiz Sıddık unvanını alır bu yolculuğun neticesinde. Böyle bu bereketli yolculuk işte Ümmü Hani'nin evinde başlamış ve bu şekilde Ümmü Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ne kadar önemsediğini, onu muhafaza etmeyi ne kadar çok istediğini göstermiştir. Efendimiz dışarıya çıkarken de Habeşli hizmetçisini arkasından göndermiş, takip et onu demiş, onun insanlara neler anlattığını ve onların da nasıl karşılık verdiklerini bana söyle, bana haber getir demiş. Bunu yapmasındaki maksat Ümmü Hani radıyallahu anh'ın, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın başına gelebilecek bir tehlikeye karşı hazırlıklı olabilmek içindi, onu koruyabilmek içindi. Henüz Müslüman olmamasına rağmen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sürekli koruyor, gıyabında onun için bu kadar çok endişelendiğini gösteriyordu ve onu muhafaza etmek için elinden gelen her şeyi yapıyordu. Ümmü Hani radıyallahu anh'ın Müslümanlığı Mekke'nin fethine denk gelir. Mekke'nin fethinde eşi Hubeyre korkmuştur ve kaçmıştır Necran taraflarına, eşini, ailesini, 4 tane çocuğunu bırakıp kaçmıştır. O bırakıp kaçtıktan sonra bunu fırsat bilen Ümmü Hani de iman etmiş, gitmiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şehadet etmiştir. O şehadet ettikten sonra, İslam'ı kabul ettikten sonra zaten fıtraten çok güzel olan bu hanımefendi, ibadette çok ibadetine düşkün olmuş, çok nafile oruç tutan, çok nafile ibadet yapan bir hanımefendi haline gelmiştir. Bir gün yine oruçludur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun evinde onu ziyaret etmiş. Efendimiz'e bir içecek ikram eder. Bu içeceğin yarısını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ümmü Hani'ye uzatır. Ümmü Hani de der ki, ya Resulallah ben oruçluyum ama senin uzattığın içeceği de reddetmeyi uygun görmüyorum. Ne yapayım diye sorar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da eğer tuttuğun oruç Ramazan orucunun kazasıysa onu bir gün daha tutarsın, kaza edersin. Eğer nafile oruçsa onun yerine de bir gün daha tutarsın demiş ve bunun üzerine Ümmü Hani radıyallahu anha Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ikram ettiği o içeceği içmiştir. Efendimiz'den bu yapabilirsin sözünü aldıktan sonra onu da içmiştir. Bu güzel insan Mekke'nin fethi gününde evini şereflendiren Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona geldiği zaman Efendimiz der ki,
Evinde yiyecek bir şey var mı ey Ümmü Hani? Ya Resulallah, evimde bulunan şey sadece kuru bir ekmek ve biraz da sirkedir der. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam der ki getir o zaman onları ey Ümmü Hani. Çünkü sirke ne iyi katıktır, sirke bulunan ev katık sıkıntısı çekmez buyurmuştur Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Mekke'nin fethi gününde Ümmü Hani radıyallahu anha eşinin akrabalarından Ebu Cehil'in kardeşini ve yine kendi halasının oğlu, halası Atike binti Abdülmuttalib'in oğlu Züheyr'i de himayesini altına almış. Hazreti Ali Efendimiz, yani Ümmü Hani'nin kardeşi Hazreti Ali Efendimiz eve geldiği zaman onları görünce öldürmek istemiş. Çünkü savaştıkları insanlar ve müşrikler, Ümmü Hani de onlara eman verdiğini söylemiş ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gidip haber vermiştir. Resulullah Efendimiz de der ki ey Ümmü Hani, senin eman verdiğine biz de eman veririz. Senin teminat verdiğine biz de teminat veririz, onları öldürmeyiz demiş ve Ümmü Hani'ye bu şekilde iltifatta bulunmuştur. Hubeyre'nin terk etmesinden sonra, ayrılıp gitmesinden sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ümmü Hani'ye tekrar evlilik teklifinde bulunmuş. Fakat şöyle karşılık vermiştir Ümmü Hani radıyallahu anha, ya Resulallah, cahiliye döneminde seni istiyordum. İslam döneminde istememem mümkün değil. Fakat ben çocuk sahibiyim, çocuklarım var. Bu çocukların seni üzmesinden, seni rahatsız etmesinden endişe ediyorum der ve bu teklifi kabul etmez. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da der ki, deveye binen kadınların en hayırlıları Kureyş kadınlarıdır ve çocuklarına en şefkatli olanlar da yine Kureyş hanımlarıdır der. Eğer İmran kızı Meryem deveye binmiş olsaydı, onun üstüne kimseyi üstün kılmazdım buyurur Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ümmü Hani radıyallahu anha Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yakın olmasından dolayı ilimde de derinleşmiş ve birçok hadis-i şerif rivayet etmiştir. Bu hadislerden bir tanesi diyor ki, ey Allah'ın Resulü, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soruyor Ümmü Hani, ben yaşlandım ve zayıf düştüm, bana oturduğum vaziyette yapabileceğim bir şey tavsiye eder misin? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da şöyle buyurur, 100 defa Allah'ı tesbih et, zira bu senin Hazreti İsmail'in evladından 100 köle azat etmene denk bir hayır olur. 100 defa hamd et, zira bu 100 at yükü şeyi Allah yolunda yükleyip infak etmene denk olur. Yine 100 tekbir getir. Çünkü bu 100 sığır tasadduk etmene denk gelen bir sevap olur. Ve devamında da 100 tane de tehlil oku. Yani La ilahe illallah de diye Efendimiz ona tavsiyede bulunmuştur. Elbette bu tesbihleri okumak çok kıymetlidir ve bunu okuyan ağızlar Ümmü Hani radıyallahu anhanın ağzı gibi olursa manayla kalıp birleşir ve o zaman mükemmel olur. Sadece tesbih çekmek değil, o tesbihin içini doldurabilmek, onun manasını da yaşayabilmek çok mühimdir. 100 defa hamd çeken bir insanın hayatında şükürsüzlük ve kanaatsizlik varsa, o hamd burada zikredilen sevabı insana getirmeyebilir. 100 defa tevhid çeken bir insanın hayatında Allah'tan başka kıbleler varsa, ondan başka sevgiler ve ondan başka büyüklükler eğer insanın kalbine oturmuşsa, belki bu 100 tane tevhid burada zikredilen sevapları o insana kazandırmayabilir. Kalıplar mühimdir, fakat kalıpların içini dolduran manalar çok daha mühimdir. Cenab-ı Hak Hazreti Ümmü Hani radıyallahu anha gibi içini doldurduğu cümleleriyle, bu tesbihlerle, bu zikirlerle hayatını devam ettiren, yaptığı ibadeti layıkıyla yapabilen insanlardan eylesin ve bizi onlara bu güzelliklerle yakınlaştırsın inşallah. Allah'a emanet olun.